Merhaba arkadaşlar, CapMap kanalına hoş geldiniz. Bugün farklı tekniklerle parakot yapımına devam edeceğiz. Daha önceki videomuzdaki yorumlarda bunun üzerine çok talep gelmiş. Biz de bugün size çift renkli parakot yapımını göstereceğiz. Birkaç tane de size tokat anlatacağım. Bakalım nasıl olacak. Parakot yapımında birden fazla çeşit tokamız mevcut. Bu tokalardan bazıları gördüğünüz gibi şu renkli olanlar. Bunları genelde 2 milimde yapmayı uygun görüyorum. Çünkü bu tokaların boyutları diğer standart yaptığımız tokalara göre bayağı ufak kalıyor. Şöyle baktığınız zaman. Bunun dezavantajı üzerinde çakmak taşının, düdüğünün ve pusulasının olmayışı. Ama 2 milim tokalarda, 2 milim parakortlarda çok da güzel durduğunu söyleyebilirim. Bunu da başka videolarımızda eğer talep gelirse bugünkü videoya geldiği gibi onu da size göstermiş olurum. Biz bugün yine standart tokamızı yapacağız ama diğer iki tokayı da tanıtmak istiyorum. Bu tokada da ayar mevcut. 3 ayarı var. Yani genelde bayanlar tercih ediyor. Kendi bileğine göre ayarlayabiliyor ve standart bir ölçülere sahip oluyor. Yani şuradan çevrilip açılıp bileğinin istediği göre ayara göre yapılabiliyor. Şu takımımızda da ayar söz konusu olmayan, yine zarif, ince, bayanların hoşuna gittiği bir toka mevcut. Bu da bu tokanın sadece üst kısmından oluşuyor diyebiliriz. Bu tokamızın da en büyük dezavantajı oval olmaması, düz oluşu. Şöyle göstereyim. Sağımdaki haki olan kavisli biraz daha. Bileğinizde tam oturarak daha bir konfor sağlıyor. Bu dümdüz yapısı sebebiyle biraz bileğinizde bolluk yaratabiliyor parakorttan şeyden. Bir de büyük oluşu biraz daha dezavantajı oluyor. Büyük bilekler için olabilir. Büyük bilekliklerde kullanılabilir diye düşünüyorum. Hani ama yine de üzerinde pusulası olmayışı diğer eksilerinden biri. Biz bugün yine standart geçen videomuzda da yaptığımız tokamızı kullanacağız. Üzerinde pusulası, düdüğü ve çakmak taşı olan şurasında kullanacağız. Biz bu videoda bu renklerle siyah tokayı uygun gördük. Renklerin daha uygun olacağını düşünerek şimdi parakort yapımına geçebiliriz. İki farklı iki parakort bilekliği birleştirmek için öncelikle bileğimize uygun ebatlarda kesmemiz gerekiyor. Bunun da metresi ortalama toplamı 2,5 metre olduğuna göre 2,5 metrenin yarısı olarak 2 tane iple bu işimizi görebiliriz. Tabi bileğin kalınlığına göre değişir. 3 metreye kadar çıktığı olabiliyor. Bunu siz kendi bileğinize göre geçen videoda da aşağı yukarı hesaplamışsınızdır. Ona göre kendiniz de ayarlayabilirsiniz. Şimdi kapalı olan iki ucu şuradan keseceğiz ve size nasıl birleştirildiğini göstereceğim. İçindeki şu beyaz iplerle birlikte dışındaki renkli ipi de aynı anda yakacağız. Ve ikisini de aynı anda birbirine yapıştıracağız. Yapıştırmayı çok yuvarlak yapmayın. Çok da bastırarak, yani dümdüz olmasın. Tam arasında bir kıvamda olması gerekiyor. Hem ayılmaması için. İçindeki beyaz iplerini mutlaka birbirine yapıştırın. Yoksa tutmaz ipimiz. Gösterelim. Her yanından yakarak hafif bir karartı sağlayabilirsiniz. Sonra içindeki iplerle birlikte üzgünce birleştirip hafif oval bir şekilde yakıyoruz, birleştiriyoruz. Sıcak olabilir, tekrardan uyarıyorum. Dikkatli olması gerekiyor. Şimdi böyle bir 30-40 saniye sonra zaten bu ipler iyicene birbirine kavramış olacak. Şu an sertleşmeye başladı. Çektiğimiz vakitte normal bir ip kadar aşağı yukarı sağlam oluyor. Bayağı sert çektiğimi düşünürsek çok sağlam oluyor.
Biz yine de örerken size bir teknik göstereceğim. Örerken de işimizi sağlam almak bağında bir tüyomuz var. Evet. Diğer videomuzda izlediğiniz gibi bildiğinizi üstten geçirip şu şekilde içinden geçirip düzeltiyoruz. İpin yönünü ve düzgünlüğünü dikkat ederseniz sevinirim. Daha güzel olur. Şimdi vereceğim tüyoya gelirsek. Ben maviyi birazcık fazla bırakmıştım. Sırf şuradan biraz payı olup da şurada tutulsun diye. Bunun üzerinde örüldüğü zaman bu örülen ip şurayı yine de tutacak. Yani şu ipin şu ek yerinin burada olmasıyla bileğinizden fark etmeniz bir anda sert bir hamleyle kopabilir. Ama buradayken üzerindeki düğüm ayrıldığı zaman buradan tutabilir ve sizin fark etmenizi sağlayacak sürede size zaman kazandırabilir. O yüzden ipin herhangi birini, artık elinizde hangisi daha fazlaysa, bir tanesini fazla bırakıp kesip şuradan döndürme payı verirseniz bu ipin şu eklem yeri ördüğünüz yerin içinde kalırsa hem burada kötü bir görüntü sağlamaz hem de içeride daha güvenli olur. Size koptuğu zaman da ayrıldığı zaman da zaman kazandırır. Bileğinizdeki bolluktan fark edebilirsiniz. Şimdi normal standart örme işlemine geçiyoruz. İpin yönünü yine düzelterek alıyorum. Üstten geçiriyorum. Alttan örmeye başlayacağım. Yönlerine dikkat ederseniz bildiğiniz üzere ip, iki yana iplerimizi atıyoruz ve örmeye başlıyoruz. Nasıl yapıyorduk? Diğer videodan da hatırlarsınız. Bir tanesini üstüne koyuyoruz. Altından geçirip arkasından döndürüp döndürdüğümüzün içinden çıkartıyoruz. Evet, size tüyomuzu göstereyim, anlatayım. Şimdi maviyle başladık. İlk düğümü üstte maviyle döndük. Yani şöyle anlatayım. Şu siyah kısımdaki yerler mavi rengimiz olacak. Bu yan tarafta beyaz renk olanlar da gri rengimiz olacak. Biz burada sadece beyazla işlem yapacağız. Sürekli beyazı üstten geçireceğiz. Maviyi üstten geçireceğiz, pardon. Maviyi üstten geçirdiğimiz için ipin yerini ve şeklini, düğümünü kaçırmamış olacaksınız. Bu da büyük bir sizin için kolaylık sağlayacak. Hemen gösteriyorum. Sürekli maviden döneceğiz. Hep maviyi üste koyacağız. Griyi altından geçirip buradan içinden çıkartacağız. Gördüğünüz gibi hep mavi ortada kalacağı için sürekli maviyle döneceksiniz ve hangi ipin olduğunu karıştırmayacaksınız. Geçen videoda bazı arkadaşlar karıştırmışlar. Bu çift renklerde örümü daha rahat oluyor. Ortamızda mavi olacak, yanlarımızda gri olacak. Hep maviyle döneceksiniz. Ve böylelikle karıştırmamış olacaksınız. Gördüğünüz üzere hep maviyle gidiyoruz. Şimdi ben bunu öreceğim biraz daha ve size ipin sonlarında tekrar bağlamayı göstereceğim. Birazcık hızlandırıyorum. Biraz sonra görüşürüz. İlk yapım videosunu da videonun sonlarında ya sağda ya solda bir yerlerde size tekrar sunarız. Tekrar incelemek isterseniz oradan bakabilirsiniz. İpi çekerken
Şuradan çok güç almayın yine de. Bir şey olmaz. Gayet sağlam bir durumda şu an. Ama yine de şuradan tutarak çekerseniz ipin ömrünü uzatmış olursunuz. Şu an bilekliğimiz tamamlandı. Diyelim ki karar veremediniz. Beyaz mı, mavi mi ortada olsun, gri mi diye. Birkaç düğüm attıktan sonra paracord'u ördüğünüz yerin arka tarafından bakarsanız burası gri, yanları mavi. Burada da tam tersi olduğunu göreceksiniz. Şöyle baktığınız zaman hangisini isterseniz o şekilde devam edebilirsiniz. Sizin beğeninize kalmış bir durum. Birkaç düğüm attıktan sonra istediğiniz gibi tekrar devam edebilirsiniz. Burada gri ortada, burada mavi ortada, tersinde. Ve bilekliğimiz hazır. Evet arkadaşlar, bilekliğimiz hazır. Yine videolarda aklınıza takılan bir durum olduğu zaman yorumlara yazarsınız. Elimizden geldiğince açıklayıcı videolar yapmaya çalışacağız. Geçen yorumda belirtilen çift renkli parakortumuz şimdilik hazır. Daha farklı örüm teknikleriyle tekrar karşınızda olacağız. Siz de istediklerinizi belirtirseniz elimizden geldiğince de sizin istediğiniz videoları da çekmeye çalışırız. Doğada kalın, doğayla kalın.